Start'ta Emre Durmaz ve Eren Üçler Toprağı'yla sohbetimiz devam ediyor. İsveç Rally'si kar buz üzerinde. Şu anda hava sıcaklığı İstanbul'da 18-19 derecelerde seyrediyor ama Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak diyorlar. Siz de Mart'la tanışırsınız. 87 Mart'ını yaşamadığınız için yetişkin olarak. Evet, Emre'nin babasının geçmişinde otomobil sporu olduğu için Emre otomatikman kendini bu işin içinde buldu. Babasına baktı, arkadaşlarına baktı, bir baktı yarışın içinde. Sen nasıl girdin? Benim küçüklükten beri merakım vardı ama bende aile desteği hiç yok. Ailem tamamen karşı bu spora. Karşı? Evet, tamamen karşı. Ben tamamen kendi çabalarımla, işte kendi uğraşlarımla ufak çaplı sponsorluklar ayarlayarak, cebimden ödeyerek bir şekilde... Cebinden ödedin yine babanın parası işin sonunda. Tabii ama sonuçta yani dışarıda parayı harcamadım, sakladım. Yani aferin. Tamamen bu işe para biriktirmiştim. Yani neredeyse bir yıl hiç dışarı çıkmadım, yeri geldi. Bu kadar? O kadar. Bu arada bir arkadaşımızdan söz etmişti geçen gün şu çocuklardan biri. Saçları böyle kıvır kıvır, kilolu, biraz tombik olan İstanbul Mahalle Rally Şampiyonası'na katıldı. Katılmak için bilgisayarını satmış, fotoğraf makinesini satmış. Doğru mu bunlar, sevgili, biliyor musun? Sevgili Kemal Çetinkaya, kendisi de gerçekten çok büyük emekler vererek bu yarışta start alabildi. Yani onu da çok tebrik etmek lazım. Çok büyük olanaksızlıklarla start aldı ve finish görebildi. Hakikaten çok tebrik etmek lazım. Bilgisayarını sattı, fotoğraf makinesini sattı, PlayStation'ını sattı. Doğru mu? Evet, evet, evet. Satıp otomobil kiraladı. Aynen öyle. Evet. Senin durumun biraz daha şanslısın sen çünkü babanın verdiği harçlıkları biriktirdin. Evet. Yani bir yıl sokağa çıkmadın. Yani neredeyse. Ve sadece yarışmak için. Evet, yani Castro Fiesta Cup'ta özellikle yarışırken bayağı bir kendimden öz fedakarlıkta bulmuştum. Sağ olsun, o zaman da Ford yönetimi çok destek vermişti. Ve o şekilde o sezonu tamamlamıştım. Bir şansın var Emre, sen o kadar şanslıysan bu yarışta, yarış camiasında, daha doğrusu Türkiye Otomobil Sporları camiasında uzun boylar nedense hep şanslıdır. Necdet Avcı Avrupa şampiyonu oldu. Volkan Işık Dünya Rally Şampiyonası'nda puan alan tek Türk pilot oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl ikinci sırada tamamladı. Senin şansını ortalarda görüyorum ama boydan Eren biraz daha şanslı gibi. Şimdi görüntüleri izleyelim. Şimdi ne izleyeceğiz? Üçüncü günün 15. etabını izleyeceğiz İsveç Rally'sinde. Sonra sohbetimizi sürdüreceğiz.